Ahmet tabii dışarıdan çok sert böyle ne bileyim hatta biraz da uyuz bile diyebiliriz yani zaman zaman öyle görünüyorsun. Fakat içeri girildiği zaman yani senin dünyana girildiği zaman da bambaşka bir şey çıkıyor. Hamur gibi bir adamsın ya. Çocuk çocuk yüreklisin aslında. Madem aile boyu bir program yapıyoruz onu da söyleyelim. Yani Gülten de çok ne bileyim sen taşınması zor bir adamsın bir tarafıyla. İyi omuzladı seni vallahi iyi yürekli kızmış. Bir de o deli dolu zamanın. Geçti o günler ama artık yani. Ne oldu şimdi sen ne durumdasın? Yani şimdi kabirleşiyor insan zaman geçti büyüyor büyüdüğümüzü fark ettik. Ama yine de söylüyorum yani damarıma basılmadığı sürece bu edilgen o bu normal bu sessiz halim. Aman aman var. Burada damarına basılmaz kimsenin. Umarım. Sanatçıları bir de böyle dış bükey aynalarda değil de biraz da iç bükey aynalarda görelim istiyoruz. Onların yaşamlarını sizinle paylaşalım istiyoruz. Öyle hem de geyik falan yapmadan. İşte çoluk çocuk sevgisiyle, hayvan sevgisiyle. Evde ne yapar bu adam ya? Yani böyle dokunulmaz gibi görülen Ahmet Kaya evde hepimiz gibi işte. Göbeği möbeği salmış, pijamaları, eşofmanları çekmiş. Baba oturuyor, köpeği koyun zannediyor, çalıyor falan yani. Vardır öyle biliyorsunuz köpeği koyun zannedenler. Şimdi efendim söyleyeyim. Niye bu kadar uzatıyorum lafı? Klibin son saniyelerini bağlıyor yukarıda Cumhur abi. 5-6 saat önce sağ olsun Ahmet klibini aldı ve geldi. Geldi ne yaptı? Bize getirdi. Şimdi ben aslında tabii bize A takımına getirmek yalnızca A takımı olayı değil. Hakikaten de Savaş benim 25 senelik bir arkadaşım. 25 senedir bir arkadaşlığımız, bir dostumuz var. Ben sanatçı Ahmet Kaya olmadan önce o da televizyoncu Savaş olmadan önce birlikteydik. Çok güzel, çok neçeli, çok keyifli. Hatta bugünlerden çok güzel günler yaşıyorduk. O yüzden benim için elbette ki eğer bir klibim yayınlanacaksa, ilk defa bir yerde yayınlanacaksa elbette ki arkadaşımın mekanında yayınlanmalı bence. Şimdi bir şey söylesem acaba kaç kişi inanır? Böyle yaşımız belki taş çatlasa 28-29. Aksaray'da, İskenderpaşa'da kulakları çınlasın Hasan Hüseyin'in. Değil mi? Hasan Hüseyin Demirel'in böyle bir göz evindeyiz. Bir genç arkadaş daha var. Neydi adı? Neyse. Ahmet'in sazları var. Evde tek lüks Ahmet'in iki tane sazı. Hatta onlara isimler de vermiştin sen. Çiğdem ve Nazlı. Çiğdem ve Nazlı. Buzdolabını açıyorsunuz. Hani fare düşse başını yarar dediklerinden. Bir yatakta başlı kışlı böyle iki kişi falan yatılıyor. Sadece çay içiyoruz, bir sigarayı ikiye bölüp içiyoruz. Böyle gariban edebiyat olsun diye söylemiyorum ama o günlerden maya tutmuş bizim dostumuz Ahmet'le. Tabii pek çok insan önüne belki çok daha imkanlar seriyor. Gel ya Allah aşkına bizim programa çık, klibe, bizde yayınla filan. Sağ olsun Kıya bize yaptı. Bu arada Cumhur abiden de ben okey aldım. Klip geliyor, klip gelsin de bir analar neler doğuruyormuş bir görün bakalım. Hadi. Nerede çektin Ahmetciğim bunu? Bunu biz Didim'de Kapris Otel'de çektik bir kısmını. Böyle bir yapıyorsun otelin ışıkları yanıyor filan. Evet bu klip orkestra biliyorsunuz Jetba sponsorluğunda çekildi. Evet onu gördük zaten şeyde. Evet. Peki bir şey söyleyeceğim. Niye hani Sinan Çetin yönetecekti ne oldu? Şimdi aslında tabii Sinan çok iyi bir klip yönetmeni iyi bir sinemacı elbette ki ama biraz aramızda anlayış farklılıkları var. Yani bence en iyi kendisini yönetecek insan en iyi kendini anlayan insandır diye düşünüyorum. Bir de İstanbul dışında çekmek durumundaydık. Didim'e gitmek durumundaydık sanıyorum. Bu yani yönetmene inanmaması doğru mu ya bir sanatçının? Yönetmenlik çok başka bir şey yani. Mümkündür. Bir yönetmen daha zenginlik katmaz mı? Elbette ki öyle de şimdi bu bir anlayış meselesi artık Türkiye'de yani bu bir sinema yönetmenliği falan değil yani bu bir uzun metrajlı film ama değil. Ama Sinan'ın sonuçta klipleri gayet iyisi. Tabii ki yani Sinan biraz önce söylediğim gibi iyi bir yönetmen elbette ona söyleyecek bir şeyim yok da yani bence neden biz kendi şansımızı neden denemeyelim ya da kendimize bu şansı niye vermeyelim yani. Anladım. Tabii işte ortaya çıkan da bu. Şimdi bak fakslar geliyor nereye 656-73-93 numaralı faksla telefon fakslar geliyor diyor ki bir tanesi. Ahmet Kaya'nın sesi mükemmel, hoş ve dinlendirici. Umarım Türk sanat müziğini de çok güzel okur. Bir örnek verirse memnun olurum diyor Adil Ağan, Güzelbahçe, İzmir. Bunu yaparız, değil mi? Ha, yaparız. Evet. Yalnız hep böyle iyi şeyler gelmiyor. Bir sürü faks geldi de. Bir tanesi diyor ki, Ahmet Kaya,
Seni hiç sevmiyorum. Canım seni sana. Boykot ediyorum. İbrahim. İbrahim soyadını alamadım abicim be. Şimdi ben telefona bağlanmak ister misin? İbrahim'le konuşmak ister misin? E tabii, neden olmasın? İbrahim, şimdi seni telefona bağlatacağım. Yalnız hem Rütük'ü hem benim konuğum olduğunu, senin de telefonla katılacağını unutma umarım. Unuttuysa başını salla. He? Tamam. şunu bir vereyim arkadaşlar size. Şu telefon numarasından İbrahim Bey'i bağlıyorsunuz. Bu arada bir telefonumuz var. Alo. 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 Merhaba Gülten Kaya, nasılsın? Merhaba Savaş. Yine hemen kocam burada diye sen de yetiştin. Çok kıskançmışsın, doğru mu? Kim diyor ya, mümkün mü? Herkes söylüyor. Hayır hayır. Ben ya. De söylüyorum. Vallahi bütün Türkiye halkıyla paylaşıyorum Ahmet'i ve hiç de kıskanç değilim. Peki Ahmet şey mi yani kıskandıracak hareketler yapar mı? Nasıl bak, gayet şeyce sordum. Ahmet biraz sarıyorum. Önce kendisi de söyledi zaten. Ya işte ekabirleştik artık, yaşlanıyoruz. O çılgın zamanlarımız geçti falan dedi. Doğru yani, belli bir yaştan sonra artık insanın o 20'li yaşlardaki sivri yanları törpüleniyor hakikaten. Canım, onun sivri yanları ne alakası var? Şimdi daha adam zaten 53 yaşında mısın? Sen benden 12 şimdi... yaş falan büyüksün. Öyle bir durum var. Savaş, sen de dediğimi anla. Yani bu demektir ki 20'li yaşlarda evet vardı ama şimdi yok. Peki yani 27 yaşlarda belki sen görüyordun da şimdi tecrübeli oldu. Belki de ne bileyim. Bak, sana İbrahim'in yapamadığını ben yapacağım. Şimdi kardeşim bak, bir yanda Gülten bir yanda sen, ben ne yapabilirim şimdi? Ben en iyisi susayım. Susayım ben. Gülten, işin şakası bir tarafa. Ahmet ağır bir yük biliyorum. Yaşantısı itibariyle, hele geçmişteki o fırtınalı günlerden gelen yaşantısı itibariyle. Yalnız Ahmet'in arkasında tabii bir ordu var, bir yürek ordusu var. Sen sadece bir eş olarak arkasında durmuyorsun, yanında durmuyorsun, yüreğinin ta içinde durmuyorsun Ahmet'in. Bir de kimi zaman ilham kaynağı oluyorsun onun, ne kadar güzel. Bir de yanılmıyorsam ağabeyin Yusuf, o pek çok güzel şarkının sözleri de oradan geliyor değil mi Ahmet? Elbette ki ya, eş dinamimiz elbette ki Yusuf Hayaloğlu. Zaten o da şu anda burada, karşımda tam bana bakıyor. Çok heyecanlandı. Ben çıkmak istemiyorum dedi. Zorla zarla buraya gel bir şiir oku bize dedik. Yok dedi. İnşallah, ama sözüm olsun ki Yusuf'un o güzel şiirlerinden birine mutlaka klip çekeceğiz. Gülten'im, sen bir şey söylemek istiyor musun? Ya ben evet, yani biraz önceki tespitlerin, senin de yakın dostun olduğu için Ahmet, onu yakından biliyorsun. Hayatımızı yakından biliyorsun. Tabii ki zor bir kişilik. Çünkü üstlendiği iş çok zor. Evet. Sonra Ahmet bu işi yaparken yani öyle heves uğruna falan yapmadı. Biliyorsun hayat içerisinde bir duruşu var. Edecek iki çift söz lafı var. Onun için Ahmet'in arkasında olmak falan, onu çok kabul etmiyorum. O senin dostluğun ve senin güzelliğin, ama bizler tabii ki gerek abim Yusuf Hayaloğlu gerekse ben... ortak bir süreci üstlendik gibi Ahmet'e elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışıyoruz. Bu anlamda işimiz zor tabii. Ahmet'in kendisi de zor bir adamdır zaten. Peki, çok teşekkür ediyorum sana. Ben teşekkür ederim. Sevgiler. Hoşça kal diyorum. Nasıl gidiyor programımız? Çok güzel ya. Her zaman çok güzel. Sen anladım. Hep çok güzelsin zaten. Sağ ol. Teşekkürler. Hoşça saat, kal. Melis'e de selam. Geç oldu. Kızı yatır. Tamam. İbrahim Bey hatta mı? Daha bağlanmadı.